Dostları Veli'nin köyünde Çukurbağ köyündeyiz. İnşallah bu köyü bütün dünyaya sitemize tanıtacağız. Saygı ve selamlarla bütün Türk halkına ve dünyaya. Buradan selamlar olsun. Gereğimiz var bu ufakta değil mi? Şimdi bizim aşiretin başında adam itibar kazanmış Selçuklu Sultanı 2. Nükreddin Ermeni Mutun Günlar'ın Anamur'un timarını ona vermiş. Selçuklu'ya karşı sorumluluğunu. Fakat Selçuklu'nun zaten son zamanla doğruymuşuz biz. Beylikler halinde Selçuklu dağılmaya başladı mıydı? Biz Beşerli Eşrefoğulları'yla, İsparta'da Hamidoğulları'yla şey kurmuşuz, Eşrefoğulları'yla kız alışverişi yapmışız filan, akrabalaşmışız. Şimdi Nuresofu, aşiretin başında gelen Nuresofu'nun oğlu Keramettin Karaman. Keramettin Karaman'ın oğlu da Mehmet Bey. Türk dili bize ait, yani şu andaki hani meydanda, barigahta, divanda, dergahta, bundan sonra Türkçeden başka dil konuşulmayacak fermanını buyuran adam Karamoğlu'nun torunu, Nuresofu'nun torunu. Mehmet Bey. Mehmet Bey. Şimdi hani Behçet Kemal Çağlar der ya, şimdi şu konuşulan dil var ya, Kaha Mehmetçe, Kaha Yunusça, bütün ulusça filan diye söyler ya. İşte o dil bize ait. Biz yani öz Türkçe konuşan. Fakat benim incelediğime göre Silifke'den hatta Tarsus'tan itibaren Fethiye'ye kadar Karamoğlu aşireti, bu Akdeniz'in güney yamaçlarındaki şey, Akdeniz'e bakan aşiretin tümü Karamoğlu aşireti. Bu köy şu anda kaç tane? Bu köy, ben buranın Acizhane 1963 seçimlerinde muhtarı seçilmiştim. O zaman bu köy 250 haneydi. Fakat bu köyden o vakit 4 tane devlet memuru vardı. Biri askerde okuryazar olmuş eğitmen. Birisi ilkokul mezunu, sınav olan orman muhafaza memuru olmuş. Bir sağlık memuru, bir de öğretmen vardı. Evet. Ama bu şey gelişti, eğitimle gelişti burası. Şu anda buranın 120 civarında buradan öğretmen var. Hoş geldiniz. Merhaba. Türkiye'nin muhtelif illerine sağ olun oğlum, sağ olun. Evet, şimdi biz buraya tekrar geleceğiz inşallah. Buradaki bu güzellikleri, bu geçmişi, tarihi, türküleriyle, şarkılarıyla bu kültürü yaşatmak istiyoruz. Bugünlük inşallah misafirliğimiz bu kadar, daha öbür tarafa gideceğiz. Ama buraya mutlaka geleceğiz ömrümüz olursa. Bu köyün tamamen sizlerle beraber daha büyük bir kamerayı alacağız. Zaten bunu da Mustafa Bey de söyledi, Veli de söyledi. Bu köyü yaşatmak için biz site açmış Veli. 4 tane site açmış. Bu köyü dünyaya, buraya, bu ilçeyi, sizin köyümüzü tanıtıyor. Şimdi inşallah biz de geleceğiz tekrar. Şimdi inşallah. Şimdi şöyle, siz açanayı, o zaman 1963 yılında burası 250 haneydi. Nüfusu da 1800 civarındaydı. Ermeni'nin en büyük köylerinden biriydi. Üçüncü büyük köyüydü burası. Fakat şimdi nüfus düştü. Biz Antalya'da Ermenek Mahallesi ihdas ettik. Ermenek Mahallesi. Evet, tamamen bize ait. Evet. Orada iki tane bu köyden mahalle muhtarı var. Biri Sütçüler civarında, Şelale civarında. Biri de havaalanıyla Lara Plajı'nın arasında Ermenek Mahallesi. Evet, Mustafa Bey söyledi onu. Şimdi şu andaki hane sayısı 170 civarında düştü. Haneler, evler boşaldı. Evet. Mürekkep ile okuryazarlar da dağıldı. Bordro'dan maaş alan, yani memur olup da mürekkep üzerinde maaş alan sayısı burada 400'e yakın şu anda. Emekli olup geldi. Emekli çalışan, evet. Yani sayı bu kadar yani. Köyünüz neyle geçiniyor burası? Köyün geçimi burası
şimdiye kadar yolu olmadığından, üretimi pazara götürecek yolsuzluk nedeniyle kendi ihtiyacını üretir. Buğday yani hububat cinsi üretir. Ha, tahıl yetiştiriyor yani. Elma, işte meyve üzerinde çok lezzetli meyvesi vardır fakat pazara ulaşmadı. Hayvancılık var mı burada? Hayvancılık bitirdiler azaldı. Bitirdiler onu artık. Kıl keçiyi bitirdiler. Evet. Şimdi ben buradan Anamur üzerinden elma götürdüm şeye, Mahmutlara indirdim. Mahmutlardaki marketçi arkadaş dedi ki, ben oralarda çok şeyim geçti. Alanya'da Mahmutlar'da 5-6 tane okul yaptım. Mahmutlar'dan gözü küçüklüğe kadar, hatta Kestel'den gözü küçüklüğe kadar o yolun benbezlerin, köprülerin yaptım. Şimdi dedi ki marketçi arkadaş, ya Kerim dayı dedi, benim satacağım meyve dedi, senin elman dedi. Ama dedi, taştan bu tarafa indi mi senin alma dedi, eriyor depodan gelmediği için. Korkut elinden elma gelmiş, çilli çilli. Tadı da iyiydi. Bizim elma hem leziz hem görünümü kan gibi. Evet. Bura işte kendi ihtiyacını karşılayacak kadar şimdilik şeyi bu. Peki. Teşekkür ederim. İnşallah bir geliş daha istersen. Biz burada inşallah bir söyleşi daha yapacağız. Çünkü bu ayı hem Mustafa Bey ilgileniyor hem veri ilgileniyor. Köyü daha geniş bir çapı tanıtacağız. İnşallah. Sorunda yol sorunu şu anda. Çok teşekkür ederim. Buradan mı geliyorsun sen? Evet. Buradan geliyoruz. Dumlu Göze. İşte oradaki mesafe şu biliyorsun. Aşağı uzadık. Ben iniyorsun böyle çıkıyorsun. Gazetesinde halbuki orijinali bir yüzünden böyle direkt geçiyorsun. Bizi buldular diye başlık attım. Kim yedi ki devlet buldu? Yok yani yol yok. Şimdi yolları güzel yapıyorlar. Şöyle 8 kilometre şey olacak. Menfezleri yapıyorlar. Hepsini yapıyorlar. Biz gelirken baktık. Tanıyorum arkadaşım ama ben. Gerçekten güzel bir köyümüz. Yani burada yaşanması. Zaten fali dünya. Bak buradan 7,5 bu işte. 8 de burası 15 kilometre. 15 kilometre yol uzuyor. Yarısı 15 kilometre uzuyor. Yarısı 8 kilometre uzuyor. Böyle bir yani. Hiç bu. Oradan kestirim olacak. Çünkü bana geliyorsa o yol açılacak. Orada pembe bir köşk yapmışlar. Cavranlı. Hatırlıyor musun? 5 gibi bir şey. Pembeye çıkıyorsun. Şu mesafe. Şu ve 6500 metrelik bir mesafe yok. Hayır, orada yol gelirsin ama bizim yol kestirme açılsın. Bizim yol o. Cavranlı. Ben şimdi geldim. 8-7-30 kilometre yine buradayım. 30 kilometre yani Alanya kaç yolculuğu? 80 kilometre oldu. Mustafa abi. 80 kilometre yaşamış. Alanya'nın içerisine 77 kilometre oluyor. Evet. Net yani. Şurada ben resmi çekeceğim.